Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün yürüyerek açıyorum videoyu. Bu bizim için bir ilk oldu. Kliniğe doğru gidiyorum. Bugün böyle bir video yapmaya karar verdik. Instagram'da geçenlerde yapmıştık. Bir günüm nasıl geçiyor klinikte diye. Şimdi uzun versiyonu yapacağız çünkü çok sevildi. O yüzden bugün kliniği ben açacağım ve sabahtan akşama kadar neler yapıyorsak böyle sizinle paylaşmaya çalışacağım. Klinik vlogu gibi olacak yani aslına bakarsanız. Bugün çok güzel bir hava var. Valla bu mevsimde böyle bir hava şaşırtıcı ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Işıklarımızı açalım hemen. Bugün bizi gerçekten yoğun bir gün bekliyor. Şimdi bir üstümü değiştireceğim. Hemen önce hastamızı kontrol edelim. Arkasından da zaten diğer hastalarımız ve randevularımız gelmeye başlayacak. Birazcık böyle yoğun bir gün olacak. Hep birlikteyiz ama bugün. Yani bütün gün birlikte olacağız gerçekten. Tam bir klinik vlogu yapmış olacağız bugün. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş buldum. Güzel bu, sen mi varsın? Video çekiyoruz bugün. Ay doğru ya, ben de unutmuşum o yüzden böyle. Ya, hiç yani haberin yokmuş gibi gelmişsin. Biliyor musun? Hiç yani. Bu arada mikrofonumuz var, mikrofona. Bugün vlog çekiyoruz. Geçen sefer Instagram'da yayınladığımız gibi bir şey yapacağız. Çok talep geldi. Evet, onda ben yoktum zaten. O yüzden bir tık kötü olmuş. Ne yapacaksın mesela şimdi, ilk geldin, biz burada olmasaydık? O zaman başlayalım. Öncelikle geliyorum tabii ki. Benim ilk işim hasta sahiplerine mesajları göndermek. Laptopumuzu aldık. Bu bizim için en önemli iş. Hangi hastanın aşısı gelmiş, gelmemiş, hepsi bizim sistemimizde kayıtlı ve sistemde bir tuşa basarak SMS'leri sahiplerine gönderiyoruz ve sahiplerine mesaj gitmiş oluyor. Birazdan zaten telefonlar çalmaya başlar müsaitseniz gelelim diye. Çünkü zaten randevuyla çalışıyoruz. Bu arada tekrardan burada da hazırlatayım. Lütfen gelmeden önce randevu alınız. Bu arada Doğan geldi mi ya? Yok, Doğan gelmedi daha. Aa, ben de diyorum neden... Neyse, birazdan gelince hallederiz. Tabii görevlerimden bir tanesi de Doğan'ı aramak, nerede kaldığını sormak. Bir de bugünün randevularını çıkarmak. Şimdi bakalım hangi randevularımız vardı, onları defterimize de yazalım. Karışıklık olmasın. Bugün gelecek olanlar. Evet, bizimkiler yine geldi. Gel bakalım ha, gel. Her sabah bizi ziyaret ediyorlar. Günlük yemeklerini alıyorlar. Ondan sonra gezintiye çıkıyorlar, değil mi? Şuna bakın, böyle bir sokak kedisi var mı ya? Bu nasıl bir dobişlik ya? Bu nedir ya böyle? Ha? Afiyet olsun. Yarasın. Oh. Vay, videoya hemen adapte olmuşsun. Tabii ki. Bunun için hazırlandım o kadar. Verdim yemeklerini. Verdim. Doğan da geldi. Hemen hastalarımıza bakalım. Evet, alalım. Ondan sonra da randevularımız gelecek. Biraz hızlanalım. Tamam, hadi alalım hemen. Evet arkadaşlar, şimdi birinci yatılı hastamız gelecek. Çok tatlı bir bebek. Görmeniz lazım. İnanılmaz bir şey. Bayılıyorum ona. Doğan, geliyor musun artık? Kapıda mı bekliyordun konuşmam bitsin diye? Ya şuna bir bakar mısınız? Şuna bir bakar mısınız? Ne var? Hoş geldin. Nasılsın bu sabah? İyi misin? Geç kaldın. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Buradaydım zaten. 40 yılı bir erken geldim. Bana şey yazmış, abi otobüs bozuldu. Her gün yaşıyorum bunu ya. Ne de her gün yaşıyorsun? Her geç kaldığında otobüs bozulmuş oluyor çünkü. Evet, Pamir'cim nasılsın? Sizi Pamir'le tanıştırayım. Pamir hiperaktif gördüğünüz gibi. Sen beni özlemedin mi? Bana hiç tepki vermedin şu anda. Karnı aç. Karnı aç değil mi? Evet, kahvaltı zamanı geldi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Özledin beni. Evet, Pamir bizim... Sokak canlılarından bir tanesi. Çok daha bebekken geldi bize. Şu an hala bakımlarına devam ediyoruz. Aslında artık bir hastalığı kalmadı. Çok sağlıklı gördüğünüz gibi. Baksanıza hiç susmuyor çünkü. Car konuşuyor. Biz ona şimdi aile aramaya başladık. Uzun süredir bizdeydi. Bu kadar falan da değil mi? Şu yarısı kadar falan. 200 gramdı. Şimdi ne kadar oldu bir bakalım. Şu an tam 500 gram olmuş. İki katına çıkmış gerçekten. Seni ısırır yerim. Seni ısırır yerim. Bana bak bana. Bana bak bana. Tabii annesi yok. Süt tozlarıyla falan büyüdü. O yüzden böyle şımarık. Beni sürekli ısırıyor. Anne terbiyesi almadı değil mi hiç? Çok ayıp ama. Çok ayıp ama. Ne yapıyorsun öyle Pamir'cim? Ha? Ben de seni ısırayım mı şimdi? Ben de seni ısırayım mı? Sanki oradan atlayabilecekmiş gibi davranıyorsun. O kadar büyüdün mü? Bak bakayım. Atlıyor mu? Başladın mı atlamalara? Elime çıkacaksın. Sen var ya, çok fena bir çocuksun. Çok fena bir çocuksun. Birazcık yaşmamı vereceğim sana. Tadımlık.
Tabii yaş mamayı çok fazla vermemek gerekiyor. Bu şimdi Pamir'in alışkın olduğu bir yaş mama. Ama genelde kuru mamayı yediriyoruz tabii. Kuru mamaya da çok güzel alıştı. Bir sakin ol, sakin. Bulamıyordu. Eskiden kuru mamayı yiyemiyordu. Artık kuru mamasını da kendi başına yiyebiliyor. O bizim için çok mutluluk verici. Sulandırıp yediriyorduk. Püre haline getiriyorduk değil mi? Ne aradın? Yaş mama mı aradın? Ya seni çok seviyorum. Tamam. Sen gayet iyisin maşallah. Seni aşağıya alabiliriz. Gidip yemeğini ye, sakinleş, olur mu? Yemek deyince bile sakinleştin, evet. Aferin sana. Evet. Diğer hastalarımızdan bir tanesi. Şu anda yoğun bakımda. Orada uygun sıcaklıkta nemde tutuyoruz onu. Bu bebişinle günlük serumları gidiyor. Bir kontrol edelim bakalım seni. Nasılsın bugün? Evet, daha iyi gördüm seni. Gel bana. Oy, bebişini yesinler senin. Ha. O kadar küçük ki damar yolunu bile gerçekten zor bulduk ona. Ve aşırı anemikti geldiğinde. Dehidre ve anemikti. Şu an tedavimiz devam ediyor. Bugün ikinci günü. Bir yaş mama vermeyi deneyeceğim ona. Bir yaş mama alayım geleyim ama. Sana ne getirdim biliyor musun? Bak bir tadına. Şuna bir bakar mısın? Yiyeceğim. Ha gayret, evet. Al beni sana. O zaman sana güzel bir yemek hazırlayalım biz. Doğancığım, bu bebişe hemen bir püreli yemek hazırlayalım. Bunun iştahı yerine gelmeye başlamış. İyileştiklerini gördükçe insan gerçekten çok mutlu oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bunun tersi de oluyor. O da çok üzüyor. Zor bir meslek ama iyi hissettiren bir meslek. İnşallah bu bebişi de Pamir gibi büyüteceğiz bakalım. Ona da sonra aile bulacağız. Gel bakalım böyle, gel. Bal kafa, hoş geldin. Dur bakalım. O ne öyle öyle? Bakmıyor mu gözlerine? Bitecek ya ben. İğne yapmayacağım sana bugün. Evet. Bakayım hemen o güzel ağza. Maşallah sana. Dur bakalım bir tane. Ne oldu? İsyan mı ediyorsun? Sen güzel yürekli bir kedisin. Olmaz öyle. Öyle şeyler olmaz. Aferin geceye. Dur bakalım bir tane. Böyle geç. Bekle orada, tamam mı? Sadece hap yutacağız. Bir şey yok. Bu kadar. Yaş mama yiyeceğim mi? Belki yaş mamayla yutarsın apa. Al bakalım. Aa, afiyet olsun sana. Aferin benim güzel oğluma be. Hapı saklayalım mı içine? Evet. Burada hap yutturma aparatımız var ama genelde böyle yaş mamanın içine saklayarak yutturmaya çalışıyoruz. Çok iştahlı yemedi. Bir kere daha deneyeceğim. Muhtemelen versem şimdi hapı ayıracak çünkü. Çok uyanık. Ha, aferin sana. Bir tane de şöyle saklayalım bakalım. Tabi bu çok kolay oluyor. Yani yaş mamayla beraber vermesi. Bazı kediler çok zeki ama çok güzel ayırıyorlar ne yazık ki. Evet. Aferin. Buyurunuz efendim. Hapınızı yutunuz. Ayırma. Yut onu. Yut onu. Aferin sana. Evet. Pat diye yuttuk. İştahlı bir kedi olmasının avantajları. Bazıları burada yemiyorlar tabi ama çok güzel yedi. Seni tebrik ediyorum. Bu kadardı. Aferin sana. Biraz sevebilir miyim seni? Yani yaş mama kullanımı önemli. Evde de bu şekilde uygulayabilirsiniz mesela. Bir yaş mamanın içine saklayarak tabletleri yutturabilirsiniz. Çünkü bazı kediler buraya geldiklerinde çok stres oluyorlar. Bu gerçekten işleri kolaylaştıran bir şey. Tabii bazen evde yaş mama olmayabiliyor ya da başka eksikleri olabiliyor. Tam da bunun için size bir uygulamadan bahsedeceğim. Getir Çarşı Pet Shop uygulaması. Getir Çarşı Pet Shop uygulamasında yüzlerce ürün var. Yani kedi kumundan mamasına, oyuncaklara her şey mevcut. Sadece uygulamayla iki tuşa basarak sipariş verebiliyorsunuz. Ve 30-45 dakika içerisinde evde oluyor. Ben de klinikte olmadığım zamanlarda, evde olduğum zaman, eksik bir şey olduğu zaman bu uygulamayı gerçekten kullanıyorum. Ya hem çıkıp kumu, mamayı taşımamış oluyorsunuz. Çünkü kumlar artık 10 kilogramlar biliyorsunuz. Onu onca yolu taşımak çok zor. İşin güzel tarafı sizin semtinizdeki tanıdığınız, bildiğiniz pet shoplardan geliyor olması. Bu da çok büyük bir avantaj tabii. Sen de yiyor musun oradan? Ha? Evet, doğru söylüyorsun. Aferin sana deli. Evet, tamamlandı işlemimiz, gidebilirsin. Evet. Aynı zamanda uygulamanın kullanımı da gerçekten çok kolay. Onu da göstereceğim şimdi size. Bir de bize özel Malibu100 promosyon kodu oluşturuldu. Oradan da 100 TL'lik indirimden faydalanabiliyorsunuz. Onu da açıklamaya ayrıyetten yazacağız. Kaçırmayın derim. Çok güzel fırsat. Öncelikle Getir uygulamasına giriyorsunuz. Getir Çarşı ve Pet Shop segmentini seçiyoruz. Burada kendi ilçenizde zaten alışveriş yaptığınız pet shoplar çıkıyor. Herhangi bir tanesini seçtikten sonra oradaki ürünleri sipariş geçebiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük çeşitlilik var. Kedi, köpek, kemirgen, kuş ürünleri, bir sürü mama, oyuncak çeşitleri, ne isterseniz var. İhtiyacınız olanları sipariş verdikten sonra, ki biz de bir sipariş oluşturalım şimdi.
Arkasından sepete gidiyoruz. Sipariş aşamasına geldikten sonra kampanya seçi tıklıyorsunuz. Kampanya kodu ekle diyoruz ve benim güzel kızımın adını giriyoruz buraya. Malibu 100 kampanya kodumuzla. Ve 100 TL'lik indirimi kazanıyoruz. Bunu uygula diyeceğim. Ve siparişimiz indirimli bir şekilde siparişimizi verdikten sonra 30-45 dakika içerisinde kapımıza getiriliyor. Bakışa bak, gel. Hoş geldin, gel. Ne haber? Kaçacaksın. Bana gelmiş gibi yapıp kaçıyor. Sen var ya çok fenasın ha. Bu ne panik? Bu ne panik? Kaju bizim sürekli hastalarımızdan değil mi? Çok oburluğuyla ünlüdür. Her şey yemesiyle ünlüdür. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyebilir sokakta bulduğu. Evet, o yüzden de midesi hasta değil mi? Evet, evet. Tamam, sakin ol, sakin. Deli, deli. Aşın gelmiş, ne yapalım? Aşı yapacağız, yapmayalım mı? Çok paniğiz, çok paniğiz. Burada çok tedavi gördü. Günlerce serum aldı. Bizde kaldığı dönemde bana alışmıştı aslında ama bugün unutmuş beni galiba. Ya da çok iyi hatırlıyor. Yaptıklarımı. Bekle bir tane. Öpeyim seni bir tane. Aferin, bekle. Bravo Kaşı. Harikasın. Harikasın. Şu aşılarını bir yapalım. Önce bu. Biliyorsun sen bunları zaten. Evet. Çok yaptın ya. Bir tane de iğne. Yüzlerce iğne yedin benden. Daha beterlerini. Diğer tarafı çevirir misin? Evet, bekliyorsun. Yıllık aşıları gelmiş. Aferin sana. Bravo sana be. İşleminiz tamamlandı. Gel tamam, kurtarayım. Ben kurtarayım seni. Gel hadi. Gel. Kaç. Gidiyor muyuz? Anneye mi gidiyoruz? Hadi kaçalım o zaman. Değil. Değil. O bur deli seni. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Şimdi daha demin aldığımız kanı okutuyoruz. Makine birkaç dakika içerisinde bize sonucu verecek. Yani kan tahlili. Evet, kan tahlili yapıyoruz. Evet, papyonla birlikteyiz. Az önce ondan hızlıca kan aldık. Damar yolu açtık, şimdi serumunu takacağım. Birazcık ateşimiz yüksek. O yüzden iğnelerini de yaptık hemen. Papyon aslında çok sert bir kedi. Abicim tetikte ol. Şu an böyle yatıyor olmasının sebebi birazcık hastayız. Ateşi olduğu için daha sakince duruyor. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Kan tahlillerine baktık. Orada da enfeksiyon çıktı. Birazcık da iştahsızlığımız da varmış. İnşallah serumunu yiyince, ateşi düşünce rahatlayacak benim kuzum, değil mi? Papyoncuğum, şimdi sana bir iki tane daha iğne vuracağım, tamam mı? Dön böyle bana. Dön bir tanem. Aferin sana. Dönmeyeceğim mi? Tamam, sakin ol. Tamam. Kendine gelmeye başladın, evet. Tut tut. Niye tutmuyorsun? Isırsın mı beni? Tutayım mı diyor. Bekle. Dur. Tamam. Şu serumunu da takalım mı senin bir tane? Tamam, yorma kendini bir tane. Yorma kendini. Okey. Hastasın sen, hasta. Yorma kendini. Hemen kutusunu alalım da rahat rahat yatsın. Papyoncuğum, sadece 2 saat buradasın. Serumun bitsin, iyileş, sonra gideceksin, tamam mı? Papyon bundan önce bir pirelenmişti. O yüzden ilk şüphemiz tabii ki kan parazitleri oldu. O yönden muayene ettik. Şu an yok, var gibi gözükmüyor çok şükür. Tamam. Aferin sana. Geçmiş olsun. Evet, 2 saatlik serumumuz gitsin. Birazcık vitamin katalım serumunun içine. Ondan sonra ailesine teslim edebiliriz. Sanki biraz daha iyiydin lan. Ne oldu sana? Bu kafa. Dışarı çıkmak istemiyormuş kesinlikle. Birazcık iştahsızlığı da varmış. Daha bebek, bakmayın böyle kocaman durduğuna, değil mi? Daha dişleri bile tam değişmedi. Daha yeni çıkıyor şuradan dişin. Evet. Birazcık dişleri de kaşınıyor olabilir bu süreçte. Ya eskisi kadar keyifli olmadığı için bir muayene ettirmek istemişler. Hem gelmişken iç dış parazitlerini de yapacağız. Bekle bir tane. Tamam, ne olmuş böyle ya? Ha? Gel bakalım, kaç kilo olmuşsun? 3 kilo. Bayağı kilomuz artmış.
Çok güzel büyümüş. Hala da güzel yürekli maşallah. Şimdi senin bir ateşine bakalım, tamam mı? Tut amca sonra. Evet, dön böyle. İyi, ateşimiz normal. Gayet iyi duruyoruz. Bir dinleyebilir miyim bir tanem seni? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Civciv mi? Ne oldu? Gideceğim mi? Koca kafa. Mars'a bayıldım ya. Bugün çok tatlı ve çok yakışıklı değil mi? Allah'ım maşallah sana. Ya bu bayağı iri olacak galiba. Kocaman olacak gibi duruyor. Şimdi iç parazit yutturacağım ona. Tekrar edelim. Ya genel durumumuz gayet iyi duruyor bu arada. Ne oldu? Sesler mi duydun? Sana yaşmamı vereyim mi birazcık? Yaş mama yemek ister misin? Nereye gidiyorsun? Korkuyor. Bak ne kadar güzel yaş mama değil mi? İstemiyor musun? İstemedi. Tabii buraya geldiklerinde fazlasıyla strese giriyorlar. Strese girdikleri için de genelde yaş mama yemiyorlar. O yüzden mecburen zorla yutturacağız. Normal şartlarda bu tabletleri biliyorsunuz yaş mamanın içine saklıyoruz. Ve o sayede yemek yerken yutturmuş oluyoruz bunları. Ama bu çocuk istemedi değil mi? O yüzden zorla yutturacağız ona. O yüzden böyle yaş mamalar özellikle bu tarz ürünleri yedirirken ya da yuttururken kullanmak gerçekten iyi oluyor. Evet bebiş işlemimiz tamamlandı, gidebilirsin. Bu kadar. Geçmiş olsun. Evet alabiliriz bebişe. Evet artık gün sonuna geldik. Tabii bizim için çok önemli noktalardan bir tanesi reçetelerin girilmesi. Ama bugün çok büyük yoğunluk olduğu için onları girecek vakit bulamadık. Normalde Menel'in işi bu. Menel hallediyor bunları olabildiğince. Ama bugün yetiştiremedi. Gün içinde gerçekten çok yoğun, çok hasta geldi. Bugün hatta bazı hastaları çekemedik bile. Şimdi son onların girişini yapıyoruz. Tek tek kime ne ilaç vermişiz, onlar işlenecek. Yapılan aşılar işlenecek vesaire. İşin bence en sıkıcı kısmı bu arada. Hiç sevmiyorum bu işleri yapmayı. Ama yapmamız gerekiyor. Ama güzel bir gündü, güzel bir video oldu. Öğle yemeğini bile atladık yani yoğunluğundan hatta bugün. Evet, işte ben böyle zayıfladım arkadaşlar. Soranlar oluyor nasıl kilo verdin diye. Kesinlikle böyle kilo verdim. Mesela bir tane hasta geldi, birazcık daha acil bir vakaydı. O sırada böyle video çekmek aklınıza gelmeyebiliyor. O yüzden her anımızı koyamıyoruz buraya. Şimdi bu arada tabii ben buradan da bir randevuma gideceğim. Ama çok yorgunken gerçekten gezmek hiç zevk vermiyor. Bana kalsa şu an yatar uyurdum gerçekten. Yorgunluğum gözüküyordur zaten. Videomuzun sonuna geldik. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Şu yorgunluk kahveni de iç, ondan sonra bitir. Ya bu hayatımda ben bu kız kadar şovmen bir insan görmedim ya. Ne ya? Ne şovluğumu görmüşsün? Sadece video çekerken bana şey yapıyorsun, kahve falan yapıyorsun. Bu arada yalan söylüyor arkadaşlar. Sadece değil, ayda yılda bir yine yapıyorum. Hani geneli videoya denk geliyor diyelim. Bu arada bakar mısınız hiç yorulmamış. Yorulmamış mı? Bir şey söyleyeceğim. Hani daha demin, hatta bütün gün altyazı yazdım. YouTube'a yeni bir video gelecek. Onun videonun altyazısını yazdım ve video tam 20 dakika. Allah'ım gözlerim bunun o kadar acıyor ki. Bunun klinikle ilgisi nedir peki? Ve aynı zamanda da çalıştım burada. Çalıştım maşallah. Hem onu çalıştım hem de kızdım çok güzel çalışıyor. Bir tanem o benim. Teşekkür ederim kahve için de. Afiyet olsun. Kahvenin de bir bedeli var. O zaman var hadi tabii. Kapat videoyu. Vay arkadaşlar. O zaman. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve abim kanalına da tabii ki. Görüşmek üzere. Kalın.